Efendim hanımefendiler, beyefendiler, en güzel günlerin canı gönülden sizlerin olmasını dilerken efendim. Bakın şu elimde görmüş olduğunuz kalem isterle dolma. İyiyim, aynı. Karantina altındayız biz. Yani neredeyse 10 gün falan oldu işte. Evet, evet. Yani hayat bir şekilde böyle devam ediyor. Evdeyiz her gün. Yani herhalde şeyden evden çalışıyorsunuz siz de değil mi? Yani gazetecilerde, işte diğer meslektaşlarda. Diğer mesleklerde evet, evet, daha evden. Herkes hı-hı. Evden. Dinleyenler evet. için ufak bir giriş yapacağım. Yasemin benim üniversiteden arkadaşım. Onunla da böyle eskiden bu yana bir tanışıklığımız var. O zaman da güzel şeyler üretmiştik. Şimdi sağ olsun. Böyle bir belki yoğunsundur bu arada, yani gazeteci olduğun için ne kadar şeysin bilmiyorum. Zamanın yoğunluğunu bilmiyorum. Sağ ol, teşekkür ederim kabul ettiğin için bu arada. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Yani şöyle, İstanbul'da Yasemin aynı zamanda Atina'da yaşıyor. Euronews'te gazetecilik yapıyor. Dolayısıyla Yasemin şey, ben böyle işte İngiltere'den, Amerika'dan, dünyanın böyle dört yanındaki arkadaşlardan böyle haber toplayıp bir podcast kanalında derleme içerikler hazırlamaya çalışıyorum. Daha doğrusu derlemeye çalışıyorum içerikleri, bir haberleri bir şekilde. Senden de şeyi öğrenmek istedim. Yani bu mesela en son baktığım zaman koronavirüs Atina'da bir 20 kişi falandı galiba, değil mi? Yani hani ölüm oranı ve durum nedir bilmiyorum bugün tabii, ama en son orada bırakmıştım ben. Şimdi bugün 20 ölüm oldu ve toplamda 695 vaka var. Aha. Ölenlerin yaş ortalaması genelde yüksek. Şu anda yanlış yapmıyorsam 53 yaşında bir kişi hayatını kaybetti, genç, en geç diyebileceğimiz. Hı hı hı. Onun dışında tabii ki insanlarda bir korku hakim. Herkes çok dikkatli davranıyor dışarı çıkarken. Zaten 23 Mart itibariyle, yani dünden itibaren, sabah 6'dan itibaren bir sokağa çıkma yasağı bulunuyor. Yani dün sabah 6'dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Biz de hala ilan evet. edilmedi. Ben çok şaşırıyorum buna, biliyor musun? Bence ilan edilmeli, çünkü zaten aslında bu sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin en büyük sebebi boş yere dışarı çıkan insanları engellemek. Tabii ki sokağa çıkma yasağı demek değil ki 7/24 herkes evinde durmalı. Yine doktora gitmek isteyenler ya da süpermarkete, eczaneye gitmek isteyenler ya da bakıma muhtaç yakınlarını görmek isteyenler elbette evden çıkabiliyor. Ancak şöyle bir şey var. Yaş sınırı var mı? Pardon. Yaş sınırı hayır, şu anda yok Yunanistan'da bir yaş sınırı yok, ama tabii ki yaşlılara yönelik yani önerilerde bulunuyorlar. Hani evinizde kalmanız gerekiyor, siz risk grubundasınız gibi öneriler yapılıyor. Ve tabii anladım. ki genç insanlarda yaş ortalaması yüksek anne babaların ya da babaannelerin, dedelerini görmüyorlar şu anda, herkes uzaktan. Ya da evet, videoyla yani... herkes arayıp birbirinin hatırını soruyor. Zaten bu video app'leri, tool'ları, yani Zoom bunlardan bir tanesi bu arada. Bayağı eski bir app. Ama şey, yani böyle Google aramalarında işte Skype'ın yerini falan almış durumda. Hatta yani küçücük bir tool'ken şimdi kocaman bir hizmet aracına dönmüş durumda gerçekten. Ve en son dün bakan hatta söyledi, yani Zoom'dan gerekli görüşmeleri gerçekleştiriyoruz falan deyince adamcağız gerçekten ister istemez reklamını da yapmış oldu. Biz de evet, bunu burada, kullanıyoruz burada. Bu arada. Hı hı. Yunanistan'da da aynı şekilde. Zoom birçok yani iş yerinde ya da online derslerde ya da online toplantılarda çok kullanılmaya başlandı. Bir anda ya, herkes Zoom'dan haberdar oldu yani. Ben herhalde 2011 ya da 2012 olması lazım. Şimdi tam hatırlamıyorum, bu bankaların en yağmalandığı dönem hangisiydi Atina'da böyle? Yan bankaları yağmalandığı üzerinden söylemek istemiyorum. Yani böyle bir kriz ortamı vardı ya Atina'da. 2000 kaçtı o? Hatırlıyor musun? 2010-11 o civardaydı galiba. Şimdi ben ilk bir süre... krizin ilk krizin patladığı zamanlar 2011'di. 11-12 tamam. o civardı. Ben o zaman evet. Atina'da değildim henüz. Öğrenciydim İstanbul'da. Evet, ben o sürede Atina'da bir süre yaşadım. Orada çok ciddi o krizin sonuçları aslında görme fırsatı buldum az çok. Yani işte polisin, halkın, devletin yani neler yaptığını az çok, hani az da olsa bir deneyimlemiş oldum. Şimdi bu bambaşka bir kriz ve şeyi merak ediyorum. Yani gene o Atina'da olduğum süreçte
böyle bir halkın inanılmaz bir kere şeyini görmüştüm. Yani çok ciddi bir örgütlenme gücü var böyle krizlerde. Bilmiyorum, hissettiğim, yaşadığım hı hı. oydu. Şu anda öyle mi? Yani mesela devletlerin şeyleri çok başka, gün şeyleri, stratejileri çok başka ama halkın başka bir gündemi var mı? Yoksa gerçekten herkes tabii ki koronada ama hani halkın gündelik hayatı nasıl mesela orada? Şimdi burası yani insanlar bütün İstanbul sahil kesimine baktığınız zaman şey ayrımını yapamıyorsun şu anda. Yani hani eğitimde eğitimsiz, arkadaş laf dinleyin, bak siz dinlemiyorsunuz, ben dinliyorum, siz niye böylesiniz falan gibi bir ayrım kalmadı. Bütün sosyal statülerimiz kalktı. Gerçekten sokakta olan, başıboş şekilde dolaşan insan kalabalığı var. Yani bunu hı hı. şey, genci de var, yaşlısı da var. Gençler ağırlık daha dikkatli gibi görünüyor. Yani daha bir böyle maskeli, işte daha bir böyle bir eldivenli falan geziyor. Ama yaşlılar 40-50 yaş ve daha üstü gerçekten hiçbir şey umurlarında değilmiş gibi yaklaşıyorlar. Orada böyle gündelik hayat nasıl? Yani sabah kalkılıyor işte, özellikle Atina, çünkü Atina çok canlı bir şehir. İstanbul gibi aslında. Yani Atina'nın, hı hı. Atina'yı eve tıkmışsa bu virüs gerçekten çok ciddi anlamda etkilemiştir diye düşünüyorum Atina'yı. Şimdi şunu söyleyebilirim bu konuda. Ben 5 yıldır Atina'da yaşıyorum ve hiç bu kadar sessiz bir Atina görmemiştim hayatımda. Yani öyle ki burada Ağustos'taki herkes hani adalara gider ya da tatile gider ve Atina bir sessizliğe bürünür. O çok başka bir şeymiş. Şu anda gerçekten hiç kimse yok sokakta. Yani özellikle hatta bu daha sokağa çıkma yasağı ilan edilmemişken bir gün Sindagma, yani Atina'nın merkezindeki bir meydan var. Yani İstanbul'daki Taksim Meydanı neyse Sindagma Meydanı da Atina için odur. Sindagma evet, tarafına yolun seni düştü. Çok seviyoruz kendisini. Aynen. evet. ve abartmıyorum ama Sindagma'da ya da işte Atina'nın turistik semti Plaka'da ve İstiklal Caddesi gibi olan Ermu Caddesi'nde hiç kimse yoktu. Sadece evsizler yani dışarıdaydı ve onun dışında hiç kimse yoktu. Ve bu sokağa çıkma yasağı henüz olmadan önceydi. Ya işte bundan bahsediyorum. Mesela inanılmaz, ya bu çok güzel bir örnek mesela, tamam mı? Ya bu arada şey yapmak istemiyorum, böyle Atina, Yunan övücülüğü değil yaptığım şey. Yani ben bizzat yaşamış, görmüş biri olarak, yani gittiğim diğer ülkelerde de deneyimlediğim hikayeden sonra, yani Yunanistan'da çok ilginç bir halk örgütlenmesi var. Yani devlete işi bırakmadan bir an önce krizde önlemini alıp böyle gerekeni yapıyormuş gibi bir havası var böyle. Yani hatta ben sana şeyi de soracağım birazdan. Bu arada bütün bu koronavirüs hikayesiyle beraber sınırdaki mülteciler hikayesi de bayağı bir rafa kalktı. Yani bu devletlerin de şansı mı oldu yoksa insanlar açısından şanssızlığı mı oldu? Hani yani bir devletler açısından hikayenin bir boyutu var. Bir de oradaki mülteciler açısından hikayenin başka bir boyutu var. İkisi açısından biraz değerlendirmen gerekirse, bu koronavirüs geldi ve mülteciler ne oldu? Yani ne yapıyorlar onlar? Hiçbir yerde hiçbir haber yok çünkü. Yunan medyasında bile neredeyse göçmenlerle ilgili haberler yok denecek kadar az. Yani bütün gazetelerin sitelerine ya da web sitelerine girdiğim zaman bütün haberlerin ana konusu tabii ki koronavirüs, çünkü herkes panik olmuş durumda. İşin açıkçası koronadan, yani bu koronavirüsü Yunanistan'da bu kadar yayılmadan önce mülteciler tabii ki birinci gündem konusuydu Yunanistan'da ve herkes hı hı. mülteciler hakkında konuşuyordu. İşte Türkiye'nin sınırları açması, işte hı hı. giden mültecileri kontrol etmemesi ve işte Yunanistan'ın düştüğü durumlar falan, bunlar Yunan halkı içerisinde de çok genişçe tartışılıyordu. Yani girdiğim her yerde, girdiğim her ortamda mülteciler hakkında sorular soruyorlardı bana. Bunları tartışıyorduk vesaire. Yani şu anda evet, bizim. Şu anda koronavirüsten sonra neredeyse yani mülteciler pek konuşulmuyor, ne oldukları. Yani, hiç haber yok mu mesela? Yani çünkü çok uzak bir sınırdan bahsetmiyoruz. Belki yani yanlışım varsa düzelt ama 200 kilometre var mı mesela? Yani hemen dibi aslında Yunanistan'ın, aşağısı yani böyle kuzeyinden baktığın zaman Yunanistan'ın hemen yan tarafı ve gerçekten bu kadar yakında, tamam korona geldi gündeme, gün diye oturdu falan ama hani yani hiç haber yok mu mesela? Yani hiç Euronews'e size hiçbir bilgi geliyor mu ya da başka gazeteci arkadaşlarına ya da hani oradaki alanda ne oluyor abi? Onu çok merak ediyorum ben şu anda.
Şu anda yani Euronews'ün de çoğunlukla konusu koronavirüs ama bugün benim okuduğum bir haberde bu mülteci kamplarında olası bir salgına karşı Avrupa Komisyonu ve Yunan makamları işbirliği yapacakmış. Ve bu işbirliği kapsamında yani enfekte olduğundan şüphelenilen insanları ayrı bir yere almak ve o testleri ayrı bir yerde yapmak ve aynı zamanda mülteci kampında karantina koşulları oluşturabilmek ve aynı zamanda genel hijyen koşulları oluşturabilmek için de adımlar atılacakmış. Yani bu bugün okuduğum bir bilgiydi. Şu an yani özellikle araştırdığımda Midilli, Sakızalısı gibi yerlerde yani mülteci kamplarında bir salgın var mı diye bir haber araştırdığımda herhangi bir şey görmedim. Yani şu ana kadar Midilli'de en son 40 yaşında bir kadında koronavirüs vakası görülmüştü. Yani Yunan vatandaşı mı yoksa şey miydi? 40 yaşındaki bir süpermarket çalışanı Yunan biri. Mülteci değildi, hayır. Yani bilmiyorum, şu an duyduğum kadarıyla bir salgın yok mültecilerin arasında. Ama yine de Avrupa Birliği ve Yunanistan makamları hani olası bir salgını engellemek için bir acil ihtiyaç planı hazırlıyorlarmış. Anladım. Şu anda benim yani, bugün öğrendiğim bilgi bu yönde. Burada tabii şu anda şey hikayesi de var. Yani Türkiye'de mesela işte baktığın zaman yaklaşık bir 10 gündür, 10 gün önce daha doğrusu geliyordu, ha geldi ha gelecekti falan böyle girdi Türkiye'ye korona. Ya zaten girmesi bekleniyordu, çok beklenmeyecek bir şey değil yani. Hani etrafımız sarılmış durumda, bizde hiçbir şey yok falan. Şey şakaları yapılıyordu işte, Allah'ın lütfu falan filan diyenler de oldu. Ya yok bir gün kesin gelecek falan diyenler de oluyordu. Geldi nitekim. İlk günden itibaren de aslında ya ben kendi adıma basının aslında bu işte tırnak içinde taraflı ve tırnak içinde tarafsız olduğunu düşündüğümüz bütün yayın organlarının canhıraş şekilde gerçekten, yanlışım varsa düzelt lütfen, ilk kez böyle canhıraş şekilde doğru bilgi vermeye çalıştıklarını hissediyorum. Yani algım o yönde. Bazısı hiç haber girmiyor şu anda. Yani girse de paylaşmıyor. Çünkü ne girse koronanın önüne geçemeyecek. Ve çok ciddi bir risk de barındırıyor aynı zamanda. Yani bu digital hani publishers tarafında kriz yönetimi de bambaşka bir boyut. Bunu da gene bu eski Hürriyet Daily News'un digital head'i ile konuşmaya çalışıyorum, ulaşmaya çalışıyorum kendisine. Onda da belki bunun üzerine böyle bir digital publishing kriz hani nasıl yönetilir? Yani bu da bambaşka bir kriz taşıyor. Kriz boyutu çünkü publisher'lar için. Dolayısıyla mesela Atina'da şey var mı? Yani Atina'da böyle hiç yandaş medya falan filan hikayesi var mı? Yani varsa da yoksa da onlar nasıl şu an? Basın mesela, basın şeyi nasıl? Tabii ki koronavirüs odak noktasında ama yani mesela infiali yönetebiliyorlar mı? Yani haber etiğini değer veriyorlar mı? Yani ne bileyim, burada çünkü şey başladı artık. Yani böyle yaşlılarla dalga geçme başladı sokakta mesela. Yani buradaki basın bunu körüklemiyor ama basında ben gördüğüm oluyor. İşte yaşlı amcaya şunu yaptılar falan filan gibi hikayeler. Aslında bu işi büyüten de hikayeler. Yani oradaki basının bu koronaya karşı bakışı nasıl? Yani burada da yandaş basın olsun ya da mesela şimdi burada sağ hükümet var. Hani sağ, yani bir hükümeti tabii ki destekleyen basın organları var. Bir de hani ana muhalefeti destekleyenler var ama şu anda Yunanistan'da korona çerçevesinde ana muhalefet de hükümetle hemfikir olduğu için hani korona ile ilgili genelde herkes aynı şekilde eşit haber paylaşmaya çalışıyor. Yani absürt haberler ben şu anda pek duymadım. Ya da sadece sırf hükümete karşı bir şeyler yazmak için bir çabaya girdiklerini görmedim şu anda Yunan medyasında. Yani tabii ki belki eleştirdikleri yerler vardır ama yani şu anda hükümetin yaptığı genel olarak yani normal karşılanıyor ve hatta diyorlar ki erken önlem aldı. Yani Mitsotakis hükümeti erken önlem aldı diye düşünüyor. Yani Yunan halkı bunu düşünüyor. Yani Syriza'yı ana muhalefeti destekleyenler de genelde bu şekilde düşünüyor. Çünkü İtalya örneği yani Yunanistan'ı çok korkuttu işin açıkçası. Çok. Doğru tahmin ediyorum. Bir de hani Yunanistan'dan şimdi İtalya'ya çok gidip gelen oluyor. Çünkü yakın bir destinasyon, ucuz uçak biletleri çok fazla var İtalya'ya. İtalya'da çok giden gelen olduğu için
Yunanistan'dan. Hatta Yunanistan'da ilk çıkan vaka da İtalya'dan olduğu için İtalya'ya gidip gelen bir Yunan tabii evet Milano'ya giden Yunan bir kadında çıktı ilk koronavirüs vakası ve sonra onun yakın çevresinde birkaç vaka daha görüldü. Yani ilk İtalya'dan tabii İtalya seyahat eden bir kadın da görüldü ve ondan sonra gelişti. Hani İtalya'nın da ilk başta rahat davranmasıyla virüsün bu kadar yayılması Yunanları çok korkuttu ve bir anda hani böyle evet ve bu yüzden hani Miçotakis hükümetinin de yani nispeten erken okulları kapatması ve sonra sokağa çıkış yasağını koyması yani Yunan halkı tarafından olumlu karşılandı. Kimse herhangi bir tepki göstermedi. Hatta dediler ki evet başbakan iyi bir karar verdi. Aynı şekilde hatta Alexis Tsipras da eski Yunanistan eski başbakanı yani hükümetin aldığı önlemlerle hemfikir olduğunu söyledi. Yani ufak bir aklıma gelmişken şunu sormak istiyorum sana. Bu tabii şimdi sağ hükümet var. İşte Tsipras'tan sonra değil mi? Arada herhangi bir değişiklik yok. Direkt sağ hükümet geldi. Şeyde Yunanistan'da. Bu yani mülteciler üzerindeki şeyi söylemeyeceğim işte. Yunan devleti şunu yapıyor, devleti şunu yapıyor falan gibi şeyden ziyade. Yani tabii ki bir bakış açısı farkı vardır. Yani insanın hani yani insan olmakla alakalı orada bir kabul etsen de etmesen de bir mülteci sorunu var. Yani korona bir sene sonra bitse de var, bitmese de var. Ve sınırımızda ve bizim de sınırımızda. Yani anlatabiliyor muyum? İkimizin arasında bir yerde bir büyük bir problem var. Bunu tabii işte Türkiye devleti koz olarak kullandı. İşte Yunanistan istemedi. Tabii ki bu arada bizim ülkedeki insanların istememesini de bir noktada anlıyorum. Yani Yunanların istememesini de bir noktada anlıyorum. Yani algılıyorum sadece. Anlıyorum derken haklı bulduğumu söylemiyorum. Ama mesela oradaki mesela Tsipras olsaydı da aynı şekilde karşılık verir miydi sence o mülteci hikayesinde? Yoksa direkt kucaklarını açar ve bütün Yunan adalarından herkes kucaklıyoruz deyip selamlar mıydı mesela? Yani Tsipras biraz daha ılımlı olabilirdi belki. Yani şu an gördüğüm kadarıyla burada sert bir şey var çünkü orada. Evet yani burada sert bir müdahale oldu polis tarafından özellikle. Hatta bu zaten Türkiye'de çok eleştirildi ama Yunanistan'da da birçok yerde eleştirildi. Kimisi haklı buldu, kimisi hayır böyle olmaz dedi. Ama yani Tsipras hükümeti olsaydı belki polis müdahale ederdi ama bu kadar sert müdahale etmezdi. Benim düşüncem bu. Çünkü yani 2015 yılında özellikle bu 2015 yılında mülteci krizinin en yoğun olduğu o ilk başladığı zamanlarda Tsipras hükümeti vardı ve o zaman birçok defa yani mültecilere karşı olumlu görüş bildirmişti zaten Tsipras. Hani bu kadar sert bir müdahale yani 2015 yılında ben hatırlamıyorum. Ve o zaman yani her gün botlarla bir sürü mülteci geliyordu. Ya bu arada bu tabii mülteci hikayesi için biraz da başka bir boyuttu. Daha da hikayenin derin boyutları var ama şeyi deneyimlemek çok garip geliyor bana. Yani bu hat mesela işte Orta Doğu dediğimiz coğrafyadan Türkiye'ye, İzmir. Oradan işte Türkiye'nin en kuzeybatısından Yunanistan, hop Bulgaristan oradan sanki böyle bir cennetin kapılarının açıldığı inanışı aslında yeni bir şey değil. Yani uzun sürelerdir yani yüzyıllardır belki de en az 1000 senenin içerisinde böyle göçlerin zaten çok fazla olduğunu biliyoruz. Yani bir tanesine şahit ediyor olmak çok önemli. Ben hep merak ediyordum yani Yunanistan böyle bir şeyle karşılaşsa ne yapar diye. Sağ hükümete denk geldi. Gerçekten Tsipras'ı merak ederdim ama. Yani Tsipras'ın nasıl karşılayacağını merak ediyordum. Hemen sana çok zamanını almadan son bir soru sormak istiyorum. Yunanistan'a koronavirüsü ilk geldiği zaman, yani burada şimdi mesela işte reklam ajansları, zaten ilk ajanslar etkileniyor ve işte herkes, bütün şirketler kabuğuna çekiliyor falan. Orada mesela ilk etkilenen sektör ne oldu? Öyle bir şey, yani böyle bir şey yapabilir misin? Fotoğraf çeksen mesela bir iki dakika içerisinde. Yani mesela şu an oradaki iş, çünkü işsizlik zaten problemdi. Her zaman büyük problemdi 2011'den beri özellikle. Ama şu andaki mesela durum ne orada? Yani tamamen hani bazıların dalga geçtiği gibi ya Yunanlar zaten bütün gün siesta yapıyor, yatıyorlar mı? Yoksa hayır öyle değil. Bu arada ben öyle olduğunu düşünmüyorum yani. 2500 yıllık bir külliyat var orada. Eğer bir gün birileri yatacaksa bunu en çok hak edenler Yunanlardır diye düşünüyorum. Adamlar 3000 sene önce matematik yapıyorlarmış falan. Yani o yüzden çok fazla da şey yapmaya gerek yok halk üzerinde ama
Oradaki şu anki fotoğraf nasıl mesela işsizlik adına ya da sektörlere baktığın zaman hani? Yani koronavirüsten sonra direkt etkilenen sektör, yani spesifik olarak şu anda aklıma gelmese de hizmet sektörü etkilendi tabii ki. Evet, çünkü yani, yani Mart'ın 10'undan beri bütün kafeler, restoranlar kapandı. Onun dışında zaten yani işte kuafördür, alışveriş merkezleri, alışveriş merkezleri daha sonra kapandı. Yani şu anda hizmet sektörü, yani tüm kafeler, restoranlar, mağazalar kapalı. Şu anda açık olan tek yer, yerler daha doğrusu süpermarket, eczaneler, bankalar, onlar da belirli saatlerde ve belirli devlet kuruluşları. Onun dışında birçok yer kapalı. Yani şu anda hizmet sektörü, yani süpermarket dışında her yerlik gibi. Evet. Yani, orada yani en çok etkilenen sektör onlar oldu. Yani şimdi şirketlerin çoğu evinden çalışma imkanı olanlar evinden çalışıyor. Hı hı. Yani benim en azından çevremde tanıdığım birçok arkadaşım artık hep evden çalışıyorlar. Yani çağrı merkezleri bile artık evden çalışıyorlar, öyle söyleyeyim. Hı, anladım. Yani evet, benzer bir durum. Sadece İstanbul ve Atina gibi yani böyle 7-24 yaşayan, belki Atina'nın birkaç yeri değildir ama bilmiyorum, İstanbul mu daha canlı, Atina mı normal gündelik hayatta. Ama sen tabii daha iyi bilirsin bunu. Sence hangisi daha canlı, İstanbul mu Atina mı? Ya ikisi de çok canlı şehirler aslında. Ama yani İstanbul, tabii İstanbul'da canlı ama sanki insanlar, Atina'da insanlar daha bir canlı gibi geliyor bana. Belki orayı daha çok sevdiğin için olabilir, sana öyle geliyor. Şimdi bilmiyorum, ben yani 5 yıldır İstanbul'dan uzaktayım. Tabii ki gidip geliyorum İstanbul'a. Evet. Aslında yani İstanbul'da canlı tabii ki ama mesela yani Atina'da hayat biraz daha spontane. Bir de hani küçük bir şehir olduğu için insanlara daha fazla vakit kalıyor. Evet. Yani hafta içi akşam bile çok spontane bir şekilde çıkıp dışarıda bir şey yiyebiliyorsun, içebiliyorsun ve birçok yer hafta içi de olsa gece 2'ye kadar açık. Yani hafta sonu da 3'e 4'e kadar açık. O yüzden böyle Atina, daha canlı. Atina daha güzel be diyeceksin bir an. Ya yok, ben İstanbul'u da çok seviyorum aslında. Hatta böyle bazen İstanbul'u çok özlüyorum. Evet. İşte of, keşke İstanbul'da mı yaşasaydım acaba falan diye aklımdan geçmiyor değil ya. İşte ya bırak şimdi, gerçekten. İstanbul çok güzel bir şehir. evet ya, hayır. Biliyorum ya, şaka yapıyorum. Ben seni biliyorum, evet. Evet. İstanbul'da yaşarken çok böyle ay yeter artık, ben buradan çok sıkıldım, gitmek istiyorum falan derken. Şimdi Atina'yı da seviyorum ama İstanbul'u da özlüyorum. İşin açıkçası bunu da söylemiş olayım. Ama yani her şehrin kendisine göre bir atmosferi var, kendisine göre bir havası var. O yüzden ama genel olarak karşılaştırırsak İstanbul daha güzel bir şehir. Evet, şimdi millet olarak ellerimizi yıkamayı öğrendikten sonra diş fırçalamaya geçiyoruz falan gibi. Artık böyle koronayla ilgili çok ilginç böyle caps'ler, ne bileyim işte böyle sosyal medya paylaşımları falan ve ben hepsinin, her birinin gerçekten insanlara bir şey öğrettiğini düşünüyorum yani. Şakaların da, gerçeklerin de, yani ciddi hikayelerin de, şakaların da, yani bu süreçte bence 100 yıl sonra konuşulacak bir hikaye bu arada. Yani lisede, üniversitede, bütün araştırmalarda geçecek bir dönem ve hepsinde her zaman çıkarılacak çok inşallah güzel şeyler olacak diye düşünüyorum yani. Bir de benim kamp planlarım vardı. Onlar bozuldu. İnanılmaz canım sıkkın. Olacak bak. Yani benim de bir sürü planım vardı ama hepsi şu anda iptal olmuş durumda. Evet, yani yazın bile ya, ne yapacağım? Özellikle suyun öte dinliyorum. Şu an yani ben İstanbul'a da mesela gelemiyorum. Yani sınırlar kapandı. Yani şu anda zaten yani Türkiye ve Yunanistan arasında uçuş bile bulunmuyor. Hatta bana ilk başta ailem dedi ki hani istersen İstanbul'a gel. Dedim hani İstanbul'a gelirim de geri dönemem. Çünkü yani belki Yunanistan durumu düzeltir ama Türkiye biraz daha kötüye gider. Çünkü hiç belli olmuyor yani bu salgının gidişatı. Yani gitsem geri dönemem. Böyle çok garip bir süreç gerçekten. Hayatımda yani ilk defa hiç aklıma gelmez bir şeydi. Ama yani Türkiye ve Yunanistan arası sınırlar kapandı. Gerçekten bambaşka bir boyut. Yani bakalım. Allah sonumuzu hayırlısı. Evet, suyun öte yakası diyordun. evet, suyun öte yakası. Ben yani devam ediyor mu o? Ne yapıyorsun? Yani o senin o kendi bireysel hesabın mıydı yoksa ayrıca tuttuğun blog hesabın mıydı?
Suyun Öte Yakası benim aslında benim blog hesabım ve o Suyun Öte Yakası hesabında çoğunlukla... Oha, şu an bakıyorum doğrusu, Suyun Öte Yakası 10 bin kişi olmuş. Yani 10 bine yakın. Umarım 10 bin olacak. Umarım evet, daha da geçecek. Yunanistan ağırlıklı paylaşımlar yapıyorum. Evet. O benim yani Yunanistan'dan gidip gördüğüm yerleri Türkiye'deki insanlara anlatmak ve birçok Yunanistan'da bilinmeyen ve çok hani belirli olarak gidilen adaların ve yerlerin dışında da başka yerler olduğunu göstermek için açtığım bir hesaptı. Çok seviniyorum ki birçok kişiye de yardımcı oldu. Birçok kişi hiç duymadığı, bilmediği destinasyonlara gitti. Devam ediyorum ona. Nacizane fikirlerimi orada da paylaşıyorum. Yani daha çok seyahat, kültür ve mutfak ağırlıklı olarak. Yani en sevdiğimiz zaten... Yani kültüre biraz ara veririz ama mutfak ve seyahat gerçekten zaten kültürde kapsadığı için o ikili özellikle nerede görsem alırım bir daha noktasındayım yani. Ama bakalım koronavirüs geçerse bir iki planım var. Özellikle plaka belki belki bir Santorini daha falan. Bakalım hayırlısı ne olacak göreceğiz. Evet, umarım bu salgın geçer de sen de buraya gelme fırsatı yakalarsın. Çok güzel olur, müthiş olur. Yasemin çok teşekkür ediyorum sana. Öpüyorum, dikkat et kendine. Ben teşekkür ederim Harun. Görüşmek üzere. İyi bak. Hadi bay bay. İyi akşamlar. Bay bay. Efendim, hanımefendiler, beyefendiler, en güzel günlerin canı gönülden sizlerin olmasını dilerken efendim. Bakın şu elimde görmüş olduğunuz kalem, stella dolma kalem.